Öncelikle Büyük Beşiktaş Genel Kurulu'na saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Duymuyor musunuz? Tamam. Büyük Beşiktaş Genel Kurulu'nu saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama başlarken aslında farklı bir sıralamam vardı. Ancak benden evvelki konuşmacılardan sonra sıralamayı değiştirme zarureti doğdu. Konuşmamın içerisinde belki olmayacak şeyleri koymak zorunda doğdu. Gerek yönetim kurulu içerisinden gerek de kongre üyeleri. Tamer, Mert değil mi? Tamer abi. Doğru bir şeye değindin ama içinde yanlış bir şey söyledin. Söylüyorum. Kendisi çıkıp hiçbir hizmeti olmadığı halde bir bedel aldığınız. Abi ben senin niyetinin ne olduğunu tahmin ettim ama İnsan burada çok heyecanlanıyor. Ben ilk defa genel kurul karşısına çıkıyorum. Kız ister gibiyim şu anda. Yani ben anlıyorum seni. 2 milyonla alakalı dediniz ki hiçbir hizmeti olmadığını söyledi Mertçe. Ama dedi benim hiçbir hizmetim olmadı değil. Abi düzelt lütfen bekleyin. Ben 2016'da yönetici seçildim. Ondan evvel Beşiktaş Kulübü'nün avukatlığını üstlendim. Beşiktaş Kulübü'nün avukatlığını üstlendiğim esnada da Sayın Başkan Ahmet Nurçevi ile beraber çalıştım. Fikret Başkan bana işlerimi onunla yürütmem gerektiğini söyledi. O zaman o dönemde de çok da iyi çalıştık. Kendisi de burada. Bir kuruş avukatlık ücreti talebim olmadı. Yiğidi öldür hakkını ver. Bunu da her yerde söylüyor. Şimdi Beşiktaş Kulübü siyaseti içerisinde karşı olabiliriz. Ama yalana yanlışa gerek yok. Hiçbir avukatlık ücreti talebim olmadı. Yönetici olmadığım zamanlarda. Birçok davaya baktım. O bahsettiğiniz matbus karşılığı kadar benim ofisim harç ödedi. Sadece davalarda, baktığım davalarda. Sadece bir tane aktif reklam davasında kulüp başkanının yöneticilerinin odalarındaki bilgisayarlar hazzedilip kaldırıldığı dönemi hatırlar mısınız? O malların geri gelmesi bana sorarsanız o bedelin çok çağı üstüdür. İade-i itibardır. O davalarda bir TL para almadım. Günü geldi. Ben sonuç itibariyle Beşiktaşlıyım. Çok ortaklı bir hukuk bürosunun da bir ortağıyım. Diğer ortağım Beşiktaşlı olmak zorunda değil. Dolayısıyla Beşiktaş kulübü burada bir bedel ödemek zorunda kalırsa belki içinizde en büyük rakipliği, en büyük hatayı yaptığım Yalçın abi burada. O da bana buradan büyük meslektaşım olarak hak verir. Benim ortaklarım Beşiktaş'ta olmak durumunda değil. Dolayısıyla ben, başkanım bunu lütfen yanlış anlamayın. Ben bir mamul satmıyorum. Bir ürün satmıyorum. Ben hukukçuyum, hizmet satıyorum, avukatlık yapıyorum. Velev ki ortağım Fenerbahçeli, Trabzonlu. Bir para hak edildi. Kendi hisseme düşen kadarını almam. Ama adam isteyebilir ki delikanlı değil mi? Var mı itiraz olan arkadaşlar? Bütün genel kurula sesleniyorum. Bir dakika. Hiç girmeseydik daha değil. Girdik. Hakkımızı verdik. Beşiktaş kulübüne kazandırdık. Oraya da geleceğim. Günü geldi. Bir hak ediş oldu. Ondan sonra bu hak edişin değerlendirmesiyle ilgili bir takım şeyler oldu. 1-2 milyon meselesi bana gelip söylediler. O zamanki yine akıl hocam, Fikret Başkan, Ahmet Başkan. Ya mahsuru yoksa yasal, sorun yok. Sonuçta hak edişimiz, bizim hak edişimiz. Ben kendi hakkımdan vazgeçmişim, benim ortağım da hakkından vazgeçmiş. Olur. Ben bilemedim ki yarın başıma bunlar gelir. Şimdi bakın bu Beşiktaş Kulübü. Şu anda da Beşiktaş Kulübü'nün bünyesinde çalışan 5 tane, 10 tane avukat vardır. Ama
atıyorum özel bir ihtisas dalıdır. SPK, spor hukuku dışarıya verilir bu işler. Yani şimdi tam olarak bilmeden bunlarla ilgili yorum yapmayalım ne olur. Gerçekten bu işler bunda bu zamana kadar da oldu, bundan sonra da olacak. İhtisas gerektiren işler vardır. İlgilisine verilir. Kulüp menfaati için verilir. Kimse kulüp menfaati aksine bir hareket etmemiştir. 2 milyon konusu. İddia ettim. 2 sene oldu. Aynı zamanlarda Sayın Başkan'la alakalı da bir takım iddialarım oldu. Sayın Başkan gitti. Mertçe dava açtı. Tazminat davası açtı. İftira atıyor bana dedi. Sevgili yöneticim, siz niye dava açmadınız? O kadar abdestinizden şüphiniz yoktu. Şafak Bey, dava açaydınız. Kişileri muhatap almayın lütfen. Sayın Başkanım, tam 2 senedir bundan dolayı başıma gelmeyen kalmadı. Kusura bakmayın. Yani genel kurullarda size konuşuyorsunuz. Sözümü, size sözümü tutuyorum ama cevap hakkımı kullanıyorum. Siz de dava açaydınız. Sayın Başkan dava açtı. Sonucu ne olduysa oldu. Hiç reklam mı ettim? Ortalığa mı döktüm? Yok. Hukuk karşısına çıktım. Savunmamı yaptım. Sonucu bende saklı. Boş verin. Tekrar hakkını ödüyorum. Huzurunuzda teşekkür ediyorum Ahmet Nur Çebi'ye. Her yerde, her mecrada, basın mensuplarının yanında bu işle alakalı bu arkadaşın 1 lira menfaati yok. Ben şahidim dedi. Başkanım, muhatap almayın diyorlar ama sizi muhatap alabilir miyim? Dediniz mi? Konuşuyorum. Hitap edin Şafak. İsim de vereyim. Gazeteci Fatih Doğan, Fırat Güneyer. Şahitleridir. Arkadaş, kalabalıkta yapılan kabahatin özrü tenhada dilenmez. Ben bir tek bir şey istedim. Ben çok iyi biliyorum ki 700 bin liralık çatı faturasının koskoca Ahmet Nur Çebi'nin şahsi menfaatiyle onu cebine koymayacağını, böyle bir sahiki olmadığını, efendim ikinci primi şahsi menfaat için almadığını, ben aptal mıyım, ben bilmiyor muyum? Bir şeyi amaçladım. Beni anlasınlar. Ben de o 2 milyonu şahsi menfaatimle alakalı bir şey yapmadım. Tek bir tane derdim vardı. Beni anlasınlar. Acım buydu. Çünkü herkes bana yükleniyor. Kimse çıkıp da bu işte bu çocuğun bir günahı yok demiyor. Bir tek derdim beni anlamalarıydı. Her şey. Burası Beşiktaş Kulübü arkadaşlar. Burada. Hangi para? Bekleyin abi. Bekleyin. Şafak Bey siz sataşmalara cevap vermeyin lütfen. Söylüyorum, bekleyin. Bekleyin. Kürsüye müdahale etmeyin lütfen. İstirham ediyorum. Kürsüye müdahale etmeyin. Hayır. Kürsüye lütfen. Lütfen. Dışarı çıkarmak zorunda kalacağım beyefendi. Sayın üye lütfen. Salonu provoke etmeyin. Dışarı çıkarmak zorunda kalırım sizi. Bir dakika. Siz de kişileri muhatap almayın Savaş Bey. Biz çok birbirimizi tanımıyoruz. Ben bir söz verdim. Açıklamazsanız ben açıklarım dedim. O yüzden sabredin. Tamam, açıklayacağım, sabredin. 10 dakika doluyorsa sizden bir 10 dakika daha rica ederim. Sabredin. Şafak Bey, sataşmalara cevap yetiştirmeyin. Lütfen konuşmanızı yapın. Ben benim anlamamı istedim. Şimdi az önce arkadaşım çıktı dedi ki benim bu konuyla alakam yok. Arkadaş, aha sana Cumhuriyet Savcılığı orada. Denetleme Kurulu burada. Divan, Genel Kurul Divan Başkanlığı ve Divan Başkanlığı da burada. Ben bunun tamamını yazılı olarak buraya birazdan teslim edeceğim. WhatsApp mesajları, geldik gittikler, Türkiye'nin en büyük vakıflarından, şu anda çok meşhur vakıflarından bir tanesinde görevli İsmail diye bir arkadaş ve Yeşilköy Yapı Kredi Bankası'nın önünden gelip benden parayı alan bu arkadaşımızın görevli şoförü. Tamam mı? Tatmin oldunuz mu? Tatmin oldunuz mu? Şimdi eğer bu yoksa buyurun mahkeme. Bende mesajlar var, fotoğraflar var, WhatsApp yazışmaları var, bende her şey var. Tamam mı? Şimdi bir dakika. Bana lütfen benim sözümü kesmeyin ki geri kalanını konuşayım. Bütün meselemiz 2 milyon değil. Bitti 2 milyon. Ya bir algı başladı 2 milyonla. Ondan atladık. Geldik. Ya 2 milyon. Birdenbire 15-3-2017 tarihli
İcra Kurulu toplantısı. Konulardan bir tanesi Beşiktaş'ın Fulya'daki AVM'sindeki otopark. Nereden gündeme geldi? Her ay 25 bin lira otoparkın metrekaresi var ya, meşhur Fulya davası 66-33. O bizim 66'nın yarısından çoğu otoparkta yatıyor. 25 bin lira otoparka her ay aidat ediyoruz. Bırakın kira almayı. Aidat ediyoruz. Ya bundan kurtulmamız lazım. Öyle yapalım, böyle edelim. Mantıklı bir karar. Dendi ki icra kurulunda herkes bir baksın, araştırsın. Burayı nasıl değerlendiririz? Neyse arkadaş, herhalde ben şahsımla ilgili iddiaları cevaplayayım. 102'yi de cevaplarım. Sayın Hatip, size tanıdığımız sürenin arkasından belli arkadaşlar görevlendireyim. Lütfen müdahale etmeyelim. Şafak Bey, size tanıdığımız süreyi 10 dakikayı şu anda itibaren 3 dakikayla ilave ederek tamamlatıyorum. Lütfen 3 dakika için toparlayalım. Buyurun, devam edin. Sayın Başkanım, genel kurulun bir oyuna sunun. Konuşayım mı, konuşmayayım mı? Devam edin ama lütfen süreyi sunun. De toparlayın. Devam edin. İki yıldır bekliyorum. Konuşayım mı, konuşmayayım mı? Genel kurulu oynayın. Devam edin ama susayım süreyi de dikkat alın. Lütfen oynayın. Devam edin. Yani savunma hakkımı kullanıyorum. Anayasal savunma hakkı kısıtlanmaz. Şafak ben Bey, yıldır, Şafak Bey. Abi, bunların savunmasını size iki yıl Şafak evvel verdim. Şafak Bey, bir dakika bana müsaade edin. Bir dakika müsaade edin lütfen. Sayın Hazırım, Şafak Bey, burası savunma yapma yeri değil. Ne yeri? Dün İbrahim Bilmeden evvel savunma yapamadık. Bugün de yapamayalım. Şafak Bey, beni dinleyin. Şafak Bey, beni dinleyin lütfen. Şafak Bey, beni dinleyin. Siz de beni dinleyin arkadaşlar. Ne yapalım başkanım? Lütfen beni dinleyin. Lütfen. Ne yapalım ya? Beni dinleyin. Beni dinleyin lütfen. Sayın Hazırım, beni dinleyin. Beni dinleyin. Şafak Bey, dün sizin yönetiminiz ibra edilmedi. İki dönemli. Beni dinleyin lütfen. Sözümü kesmeyin, size devam ettireceğim. Sizin yönetiminiz dün ibra edilmedi. Burası savunma yapacağınız yer değil. Ama dün buraya giremediğiniz için size söz verdik ve bugünkü kurul faaliyetle ilgili olmamakla beraber sizin bu açıklamaları yapmanızı genel kurulu bilgilendirmeniz açısından uygun gördük. Lütfen tribünler hazırımla karşılıklı iletişime geçmeyin. Söyleyeceklerinizi süresi içinde söyleyin lütfen. Taraftar mı? Genel kurulu üyesiyim mi arkadaşlar? Ben o. Ne demek ya? Siz. Ya konuşayım mı, konuşmayayım mı? Ne olur. Konuş. Bana 10 dakika sabrınız yoksa ben kalkayım. Sizi konuşturmaya çalışıyoruz Sayın Yazıcıoğlu. Sizi konuşturmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar lütfen. Lütfen arkadaşlar, Beşiktaşlı gibi durun. Dün ibra etmediniz mi? Kürsüden iner misin? Arkadaşlar lütfen. Konuşmacı süresini doldursun. Bitirecek. Cevap. Şafak Bey lütfen konuşmanızı tamamlayın. Bir dakika kardeşim. Geçer misiniz yerinize lütfen? Ya biz gelin yapın. Tamam. Siz yerinize geçin lütfen. Ya bir dakika kardeşim. Değerli Hazırım, bir dakika beni dinler misiniz? Sayın Hazırım, şimdi bir hususu oylarınıza sunacağım. Sayın Şafak Yazıcıoğlu, bugünkü faaliyetlerle ilgili olmamakla beraber dün görüşülen bir konuya gelip cevap verme hakkını, söz alma hakkını kullanamadığı için üyelik gereklilikleriyle ilgili bir ihmal nedeniyle bugün huzurunuzda, süresi doldu. Eğer genel kurul uygun görürse, bir dakika beni dinleyin lütfen. Genel kurul uygun görürse kendisinin konuşmasına devam etmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir. Ama susun şimdi de devam etsin. Arkadaşlar susun da devam etsin. Bir dakika ben...
Buyurun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sataşacaksanız genel kurul ortamı gerilecekse bu konuşmayı yapmanın bir anlamı yok. Bırakın konuşsun. Genel kurul karar verdi konuşmasına. Konuşsun. Çok rica ediyorum. Az önceki gibi sabırsız davranmayın. Sonunda geleceğim yeri lütfen bekleyin. Madem de böyle bir hak aldım, genel kurulda istisna. Bugüne kadar biz yapmadıysak da yaptığınız için hepinize teşekkür ederim. Ben öyle çok çok eski bir genel kurul tecrübeli bir adam değilim. Benim Beşiktaş'ta... Haklısınız, özür dilerim. Benim o kadar geçmişim yok. Haklısınız, özür dilerim. Kendi adıma özür dileyebilirim en fazla. Şimdi devam edeyim mi? 22.03.2017 tarihli İcra Kurulu toplantısında Sayın Başkanım, sizin şahsi cep telefonunuza icra kurulu kararını gönderiyorum. Çünkü elden verdiğim bir muteber olmuyor. İcra kurulu kararında bir karar alındı. Orada işte arkadan ses geliyor. Orada iki tane teklif geldi. Bir tanesi icra kurulu üyesi hepimizin tanıdığı Ahmet Ateş abi bir teklif getirdi. Vodafone Park'ın vale hizmetini veren şirket bir teklifte bulundu. Bir şirket daha teklifte bulundu. İki şirket teklif getirdi. Üçüncü şirket yok. Bir tanesi dedi ki biz kira vermeyiz. 80 bin euro kulüp yatırım yapacak. Bunun karşılığında cirodan pay veririz. Öbür şirkette dedi ki 30 bin lira kira veririz. 25 bin lira kira veririz. 70-30. Ama evet orada bir yangın tertibatı demirbaş yapılması lazım. Bunu lütfen kulüp yapsın. Dedik ki yine İcra Kurulu Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Ahmet Deş, Hüseyin Mican, Ahmet Türkmezgil, Seçil abi, herkes icra kurulunda. Dendi ki o yatırımı arkadaş yapsın, kiradan düşsün, kirada 25 değil 30 olsun, verelim. Adam teklifi kabul etti, kiraya verdik. Döndü dolaştı, icra kurulu sanki benmişim gibi. Dendi ki bir tane meczup bir gazeteci, Galatasaraylı bir gazeteci, ya bu abisine verdi. Ya şimdi abime vermedim, nasıl ispat edeceğim? Kendimi yırtıyorum. Değil. Yapıştı üstüme cevap vereyim. Aslında bununla konuşmayacaktım. Buradaki 3 kuruşluk mevzu konu değil. Gerçekten bu kadar 102 milyon euronun yanında bunu konuşacak bir şey yok. Haklısınız ama niye konuşuyorum? Dünkü KPMG raporunda 95 milyon dolarlık Fulya zararını görmezken ben Fulya Otoparkı gördüm. Orada bunu konuşmaya karar verdim. Neymiş? 2009 senesinde burası 80 bin liraya kiraya verilmiş. KPMG bulmuş bunu. 2009'da 80 bin liraya kira verdiğimiz malı siz nasıl 2017'de 30 bin liraya 35 bin liraya kira verirsiniz demiş. Oraya bir meblağ yazmış. 102 milyonun içinde bile minik bir tırnak atmış. Aslında o minik tırnak 102 milyonun içinde para değil. O minik tırnak ne biliyor musunuz? Algı. 2 milyon, otopark. Bunlar çünkü taraftar alıyor. Bunlar çünkü bilinen konular. Algı. Güzel. Şimdi ben tuttum. Dün akşam baktım. 2009 yılında 80 bin liraya kira verilmiş ama 80 kuruş tahsilat yapılamamış. 8 sene davası sürmüş. Adamı tahliye etmeye çalışmışız. Bilirkişi masrafı, avukatlık masrafı, harç, hurç vesairesi külliyen zarardayız. Otoparkın geldiği, aldığı hasar, yangın söndürme sisteminin zararı o su bu su saymıyorum. 2009 yılında verilen kontrat külliyen Beşiktaş zararına. Kim kime vermiş onları söylemiyorum. KPMG raporu onları yazmıştır diye düşünüyorum. Döndüm 2017'de bizim kiraya verdiğimiz rakamı dolar kurundan çevirdim. 9.620 dolar. Bir baktım 30.11.2021'de revize etmişler kirayı. Mevcut yönetim ya madem zarardı tahliye taahhütnamesi var. 3 yıldır adamı niye atmadınız? Niye atmadınız? Şafağa itiraf atmaya gelince buyurun gelin algıyı yaratın. Şimdi kaça vermişler biliyor musunuz en son revizede? Söylüyorum size, dolara çeviriyorum, TL söyleyeceğim. 9.620 dolardan inmişiz 4.714 dolara. 61.000 TL. Buyurun. Tamam, şimdi bunların tamamı algı. Geldim, aslında benimle hiç alakası olmayan bir konu. Dünkü KPMG raporu 102 milyon. Yani onun nasıl algı olduğunu size göstermek için anlatmaya çalışıyorum. Beşiktaş TV ile alakalı bir sürü şey gördüm. Ben Beşiktaş TV ile bir alakam yok.
Beşiktaş çok da severim kendisini. Candaş Tolga Işık o zamanki YouTube konudaki arkadaşım. Beşiktaş yüzünden de kavga ettim burada. Belki de gönlünü kırdım. Kendinden de özür dilerim herkesin huzurunda. Adamızdan altına attık Beşiktaş TV ile ilgili. Öyle olmuş da böyle olmuş. Döndüm. Elinde Allah'tan icra kurulu kararları maille gelmiş ya. Bir de ben o maili kendi mailime yönlendirmişim. BCK.com.tr uzantısından kendime yönlendirmişim. Allah'tan elinde kalmış ki bulabiliyorum. Bulamasam ayva yedim. 10.05.2017, 11.01.2017, 26.01.2017 tarihli 3 tane icra kurulu kararı var arkadaşlar. Beşiktaş TV ile alakalı şirket kurulması, şirket yönetim kurulunun Hikmet Oyman, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Türkmezgil tarafından oluşturulması, 380 bin dolara Beşiktaş TV'ye ekipman alınması, dijitale geçmek için, uydu ile alakalı şunun yapılması, bunun yapılması. Bu icra kurulu kararlarını da başkanım size gönderiyorum. Hepsini hem size başkanım hem size. Kayıtta dursun çünkü yarın bunlarla ilgili dava açılacak ya ben hepsine hazırlıklı olayım bugünden. Döndük. 102 milyon. Arkadaş 2009-2019 toplamı 102 milyon euro. Buraya koyduk. Herkes konuşuyor. Ya 2009-2019 arasında bir %33'lük 66'lık meşhur bir davamız var. Hiç mi yok? 5 milyon da mı yok? 95 milyon bir tane dava. 10 yılın tamamı 102 milyon. Nasıl içeri geçirmişler kulübü? KPMG bir tane dalga geçiyorlar. Bana da saldıracaksınız belki yani. Hakikaten ben ultrason cihazı nerededir bilmem ama ultrason cihazını nasıl bulmuşsa bulmuş. KPMG bunu bulmamış. İki aydır siz şahitsiniz. Ben tam iki aydır çıkıp Twitter'da, her yerde, işte o sohbet odalarında, televizyonda, gazetecilerle iki aydır ne diyorum? Son gün bu raporu çıkaracaklar. İbra dönemiyle alakası olmamasına rağmen getirip algıya yapıştırıp bütün mesele ibra etmemek. Etmeyin ibra. Sayın Başkanım siz de 2012 ile ibra almadınız. Ne oldu? Bakın bugün Beşiktaş'ın en şerefli görevindesiniz. İbra'nın bir önemi yok. Önemli olan itibar. Benim hep diyorlar ki nedir derdin niye bu kadar saldırıyorsun? Arkadaş benim çocuklarıma bırakacak bir tane büyük holdingim yok. Başkanım sizin gibi benim arkadan gelen bir devasa demir çelik fabrikam da yok. Hiçbir şeyim yok. Benim bir tane itibarım var. Husun. Husun. Tamam mı? Benim bir tane itibarım var. Şafak Bey toparlayalım lütfen. Benim bir tane itibarım var. Şimdi siz bunu yapacaksınız. Ben yırtınıyorum. Ya arkadaş evinize hırsız girse... Evinize hırsız girdiğinde suçüstü yakalansa, evde hırsız varken suçüstü polis yakalasa, suçüstü yakalasa polis, adamı alsalar, nezarette alsalar, hapse atsalar, yargılamadan evvel adamın bir ifadesini alırlar, savunmasını alırlar. Anladınız mı? Şimdi boşa yaygara yapmayın. Ya ne ifade aldınız, ne savunma aldınız? Bir gün evvel KPMG raporu getirdiniz, bana göre itibarı yok. İçine fulyeyi koymadınız, zaten itibarı yok. Ne yaptınız? 3 tane amatör şubedeki efendim sporcunun da kirası ödenmiş. Buyurun tamam kirası ödenmiş, o evler kime ait olduğu belli değilse, adres belli, yer belli, İçişleri Bakanlığı'na şikayet edin, kim oturmuş tespit edin, savcılığa verin, tamamen algıya yönelik. Şafak Bey toparlıyorsunuz, son cümleleriniz lütfen. Son cümlelerimi söylüyorum, tamam sonuna geldim. Bir tane daha konum var. Sürekli temcit pilavı gibi geliyor. Bir de yine KPMG raporunda yine üstümüze yapışan 11 tane daire meselesi. Dinleyin ya 11 tane daireyi merak etmiyor musunuz? Şafak Bey bitirin 11 lütfen. Daire. 11 tane daire alınmış. Efendim? Şafak Bey bitirin lütfen. 11 tane daire. Genel kurulda konuşmayın lütfen. Sürekli Sayın Genel Sekreter ki ben kendisini başından beri de izliyorum, takdir de ediyorum. Allah var yani bir şey demiyorum. Neyse adam çıkıyor onu konuşuyor. Bir tane 11 daire meselesi bitmiyor. Şafak 11 Bey, tane daireyle alakalı... Bir dakikanız var. 21.12.2016 tarihli icra kurulu kararı. Sayın Başkanım onu da gönderiyorum. 11 tane dairenin alınmasına ilişkin 21.12.2016 tarihli karar gönderiyorum. Onu da size gönderiyorum. Ya arkadaş icra kurulu karar almış. Şafak Bey teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizi bir konuşmanızı bitirmiştim. Ya umarım kendimi anlatabilmişimdir. Ben teşekkür ediyorum. Şafak Bey teşekkür ediyorum. İzin vermenize rağmen konuşturmuyorsunuz.
Şafak Bey, teşekkür ediyorum. Konuşmanızı bitirin. Lütfen. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim Şafak Bey. Sayın Yönetim Kurulu. Sayın Yönetim Kurulu. Sayın Yönetim Kurulu, usulün, konuşma usulünün dışına çıkarak sayın konuşmacının gündemimizde olmayan konuyla ilgili konuşmasına izin verdik. Size cevap hakkı doğdu. Cevap vermek istiyor musunuz? Yönetim Kurulu adına mı, şahsınız adına? Şafak Bey tabii Fikret Orman gibi bırakıp gitmesin. Biraz beklesin ve dinlesin lütfen. Fikret Orman gibi bırakıp gitme. Bekle 2 dakika. Bekle, madem iddiada bulunuyorsun. Bak, algı yapma. Senin bize attığın çamurlar bize zaten bulaşmaz. Bizi tanıyan tanıyor burada. Algı yapma. Sen bu faturayı kestiğin zaman avukatlık ücreti olarak aldım dedin. 1000 tane hikaye anlattınız. Fikret Orman da çıktı. Beraber bir yalan rüzgarı yaptınız. Tamam mı? Şimdi adam soruyor, aklı diyor ki para nerede diyor. Bu para senin paran mı? Usulüyle kestin mi bu parayı, bu faturayı? Usulüyle kestiysen o parayı kime verdin? Ben seni o dönem tanımıyorum bile. Sen yönetimde bile değilsin. Ben seni tanımıyorum, etmiyorum. Sen bana bırak parayı, bir tane çay ısmarladın mı acaba? Seninle bir dakika muhabbetimiz var mı? Beni bu işin içine çekmeye çalışmanın mantığını da anlıyorum. Mantığını da anlıyorum. Ben gereğini yapacağım zaten. Sen gerekli evrakları ver. Siz bu fatura olaylarını, bu 100 milyonlarca euroyu dışarı çıkarmak için bir tezgah olarak yapıp oradan oraya verdiyseniz onu bilmiyorum. Onun hesabını da sen ve senin başkanın verir. Yani senin şimdi burada hesabı vermesi gereken Fikret Orman'ın kendisidir. Sana o parayla alakalı bir talimat verdiyse, o parayı da ona verdiysen gidip hesabını ondan sorabilirsin. Diğer konuları da mahkemede zaten hesaplaşırız. Öyle çamur at izi kalsın modeliyle olmaz bu işler. Saygılar sunuyorum. Efendim, Sayın Mikail Dilbaz, sizin isminizi geçiştirmişiz. Soyadınız da öndeydiniz. Buyurun efendim.